...pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar dileyelim. Teşekkürler. Ee, geçmiş zaman olur ki deyip... E, ...yabancı transferlere uzanan... ...bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. E, çünkü... ...bugünlerde işte yeni bitti transfer... E, ...ara transfer sezonu... ...gidenler kalanlar falan derken... ...çok konuşuldu... Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler. Evet. Takım takım gidelim diyorum. E, unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe daha çok var ama hani e, hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sığmaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. <laughs> Süleyman Olare var mı hatırlayan? <laughs> Maldonado. Süleyman Olare. Maldonado Acaba... Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi? Evet galiba Süleyman Olare, Maldonado, Osiko, Osiko ya inanılmaz bir transfer. Yo oynadı. Oynadı oynadı. 10 dakika oynadı. Oynadı 10 dakika. Bak e, girdi e, Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular. Simao 46'da 56'da çıktı sakatlanıp. Ay inanılmaz şeyler var. Simao var. Simao e, o da geldi. Oynayamadığı için Ankara gücüne kiralandı. Oradan da iki maç sonra ülkesine <laughs> Çok döndü gitti. Yani. Enke kaleci şimdi e, rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız yani. Bir geleceğiz daha devamı var da bir ara verdim. Şu transferlerle ilgili geçmişe doğru hatırladıklarını da... ...ya şunu özellikle söylemek gerek diyebilirsin. Şimdi bak ben... Bunlar... Şöyle söyleyeyim. Ya burada giden paraları saymıyoruz. O, tabii. o zaten hepinizin malumu. Sadece Krasiç'te Van Persie'ninki, bizim parayla 400 milyon falan. TL. TL. He, yani. Şimdi burada e, birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani. Mesela ben bir Sima'yı anlatayım. Bu Van Persie. Ya bu, burada yaptığı en güzel işlerden biri. Evet. Ömer Simao'yu mu? Evet, Ömer Kanerle Özcan Fenerbahçe'nin eski futbolcuları yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildiler. Devre arası mıydı? Hayır. hayır. E, sezon başı mıydı? Sezon, başında, sezon başında. başıydı, değil mi? Gidin, bakın hani bize işte siz eski futbolcusunuz. Osiko değil, devre arasıydı. Biriniz gol kralı, bilmem ne. Gittiler bunlar vallahi 20 günden daha fazla herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kaldılar Brezilya'da tamam. ve döndüler, geldiler. E, oradan bir takım kasetler. Ömer Kanay'la kim demiştin abi? Özcan. He. Neyse kasetler masetler çocuklar almışlar. Ondan sonra güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ var. Çok çalışkan bir or. Yani böyle tamam. nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar kulübe. Evet. Laurent gelecek o zaman teknik direktör. Eyvah. Antrenmandan. İşte yönetici gelecek değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler şunu alalım diye. Tamam. O arada şu anda hala hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir e, zat. Zat. Hadi bakalım diyor şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca bu falanca şurada oynuyor İşte bunun özelliği bu falan tamam. anlatırlarken daha Laurent yok gitmanda. Tamam. Şey yönetici ha bur burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar, bir geri alın diyor, alıyorlar geri. Bir daha oynatıyor, oynatıyorlar. Tamam diyor, oyuncu bu diyor. Başka. Ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam daha. <laughs> yani e, hani tereddütte kal iki, iki futbolcu da şaşırıyorlar diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabi boynumuz kıldan incedir. ...yani bizim yollar listemizde bu yok ama... <laughs> ...yani... ...o arada on dakika... Bizim şeyimizde... yok ...o başkasını gösterirken gördüğü Tabii bir başka oyuncu. O geçiyor sahnede. He. Ee, o arada birazdan şey geliyor... Ee, ...Lorant geliyor Dorant antrenmandan... ...giriyor böyle ...hazır mı her şey hazır... ...yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor... ...o ne ben diyor aldım oyuncuyu diyor... ...öyle mi diyor... ...oynat diyor... Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor. Bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü. Bir bunu alacağız diyor. Laurent Peki diyor. Ne, ne olacak? Böyle bir. Münih'te Bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı ne kadar yarım bir şey. Şey oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara gücüne kiraya verildi. Ankara gücünde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine Hadi dönüyor. gerisin geriye. Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı. Ne dedi? Aynen bu anlattı. Yani, yani. E, bir şey söyleyecektim söylemeyeyim onu. Dur orada rütbeye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. <laughs> e, yapamadık biz bu işte. Duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı? Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya aa ben hatta Özcan'dan Ömer'i eleştirdim. Hmm. Bula Bile bula, Bilemediğin bula, için. Bula bula bunu mu bulmuşlar dedim. Ne? Koca Brezilya'da dedim. Dur dur bir dakika öyle değil dedi. Bunu ha, ben o aldırdım. Zaman, o, zaman, o zaman kendi e, öz eleştirisini yapmış ha, yani. Bunu ben aldırdım dedi. Aynen hikaye böyle dedi. Aa, dedi. Hepsini aa. anlattım. Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim. Geç. Petre, Frank Debur, Boer, yorfa. <laughs> <laughs> yorfa, 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 Karuska. Çin'deki kaleci değil mi o? Yok. Ha? Ne abi? Yok abi. O değil mi o? Dur. Karuska, Elano, Misimovic, evet. Felipe var. Aa evet. bir dakika Ali Lukunku var. Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var. Evet. Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de pandev. Evet. Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun. Şimdi bu Galatasaray'daki bu, bizim aklımıza gelenlerden gelenler bir demet. Gelmeyenler demek. de var. Çok çok. Bu transferlerin yani e, hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır. Bak, Öyle mi diyorsun? Tabii. Ben yani bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O, o hep söylerim ikinci döneminde yani dört sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Ösan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır. Hmm. Mesela De Felipe Brezilyalı. Baya baya önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu. Onlar yapamadı Fatih. Ama tuttu ön libero oynattı adam. Yani oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası onetten alacak girecek verecek atacak ve Lukunku tabi Lukunku ve bunlar topu kıracakmış gibi gider tabi ve bunlar e, ciddi paralara bana rahmetli Özcan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle senin hocan o benim hocam derdi, ben şey Fatihlerim diyorum yani en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemalciğim dedi. Senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi. Vay. O sene. Kaç senesi işte ne bileyim 2000. 3000, 4000, 5000 öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. Evet o güne kadar yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan Orhan Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Çok. Mesela Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli Zamanında evet bir, evet bu biraz hatırlamıyorsam ee, yani şu işte 55 milyon dolar bu Can Cengiz'inin direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu netice sıfır yani <laughs> Yorfa'ya dört kale lazım <gülüyor> <gülüyor> çok manidar bir Harika. gazete manşeti Harika. olmuş peki beşiktaş'a devam edelim Tabata uuu <laughs> Tabata ne paraydı ya Schildenfeld. Evet. Ailton, Ailton evet. bildiğiniz e, güreşçi falan ee, kıvam. Işte, Kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gördü. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor 30 şey, bir bak. vurdu kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. <laughs> hemen alıyorlar abi. Kale direğini Bir topu... de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var. Ha, o var onu tabii. tabii. Aziz Başkan çok sever onu. Yani. Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever. Şimdi şu süreçte... Bienvenue aldı ya öyle, Bienvenue. Tabii, tabii. <gülüyor> bienvenue. <gülüyor> Hoş geldin demek oluyorsun. Hiç de onun diyecektim, Bienvenue diyorum yani. Şey, e, söyle onun adını. Beşiktaş şu anda, aşağı yukarı 4-5 senedir, Hı -hı. yalan söylemiyorum. rakamda yanılırım. Fikret'le, Gökhan evet. sayesinde, Libero Gökhan ve orta Hı -hı. bizim Hı -hı. Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durum. Evet. Yani evet. 85 Biz Fikret Başkan'la mi? bu sabah yayınlanan programda bunu Fikret konuştuk. Fikret Başkan evet. Ha, ha, evet uzun sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye işi ehline vermişler? Niye Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gök almıştı. Işte, Diye değil değil. araştırıyorlar, değil. doğru bakıyor. şey yapıyorlar, bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Evet. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık. Ya şilden felte bak ya. Tabii. Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hı. Akrabalar var, arkadaşlar var. O konudan var. hepsi çok çekti. Beşiktaş da çekti. Ha, Kulüp tabii tabii çekti işte bu. Hala onun sıkıntılı aksileri var, var. Bu sistem kurulana var. kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde.